damarı ve gururdur. Alnımızda yanan aydınlık bir ışıktır. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy sadece bir şair değildir. Aynı zamanda vatan işgal altındayken Ankara'ya gelerek milli mücadeleye destek vermiş, Çanakkale'de olduğu gibi milli mücadelede de halkı bilinçlendirmiş bir aydındır. Bir yazar, Mehmet Akif Ersoy. Umarım gençlerimiz şairimizi hakkıyla tanır ve örnek olur. Bir milleti ayakta tutan, böylesine değerli aydınlara sahip olmasıdır. Işığını kaybeden milletler yollarını da kaybeder. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Memleketin üstüne çöktüğü günler, Mehmet Akif aykırıyor diyese kapılanlara, satırlarıyla baş edik durmaya, sahip çıkmaya, tek yürek olmaya çağırıyordu. Okulumuz öğrencilerinden Alemdir Özcan ve Aziz Güllü, Ati Karanlık görerek azmi bırakmak şiirini okuyacaktır. Hareket yok, acı yok, leş mi kesildin, hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin, niye bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz? Ati'yi karanlık görüvermekle apıştın. Esbabı elinden atarak yese yapıştın. Karşında ziya yoksa, sağından ya solundan. Tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Yes, öyle bataktır ki, düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme yılma. Ey milleti merhume, yese kapılma. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme yılma. Ey milleti merhume, yese kapılma. Öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl sımsıkı, bak ne olursun. Okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösteri sizlerle. Seni görünce. Evet, seni görünce şu dedecik kimdir, nedir, neden böyle yalnız başına oturmaktadır dedik de. Yarenle gidelim biraz dedeciğimize dedik, kötü mü ettik? İyi ettiniz yavrum, Allah razı olsun sizden. İhtiyarlık malumunuz, pek eşi dostu bulunmaz insanın. Ben de arada bu parka gelir, kuşlarla, ağaçlarla vakit geçiririm bir dost bulamazsam. Vah dedeciğim, bu ihtişamlı görüntünün altında yalnız ve yüzünü bir kalp atıyor demek ki. Bu günleri gösteren Allah'a duacıyız, şükürler olsun. Ama dedeciğim, uzaktan öyle muhteşem duruyorsun ki. Bu ne kıyafet böyle, bittim ya. Şu madalyalara, gömleğe, şaplaya bak hele. Sen nerelisin, nereden geldin, ne de? Yoksa sen, aa tamam oldum, sen dizide falan oynuyorsun. Artist yani. Evet. Ondan böyle giyindin. Evet, doğru dostum. Dur bakalım, hangi diziydi, filmdi?
Ne dizisi, ne filmi torunlar? Neden bahsediyorsunuz siz? Tamamdır Erinciğim, ben böyle kıyafetleri filmlerde falan görürüm. Atatürk Kurtuluş Savaşı falan. Evet, sahi meşhur filansa gömleğimi birimize çakarsın hani. Tüfeğin falan da var mı dede? Ne imzası torunlar? Neden bahsediyorsunuz? Anlamadım. Tamamdır Erinciğim, ne iştir bu kıyafet? Yeni moda mu yoksa bu? Son yaşlı krelasyonu mu? Yakışmış hani, çakı gibi olmuşsun maşallah. Torunlar, cahiliyize başlıyorum, kızmıyorum. Yoksa bu bastonu kırardım sırtınızda. Ama ne yapacaksınız? Gençlik bir tuhaf işte. Hem cahil, hem... Neyse, okullarınızı ikide bir asmasaydınız, orada anlatıyorlar bunları. Gezmek varken sıkılıyoruz be dede. Gençlik var be dede. Hem daha söylemedin ki neden böyle giyindiğini. Peki, madem merak ettiniz, anlatayım. Ablanız ne, torunlar sizin? Ben Mehmet dede. Benim çizdi Asım. Şöyle modern müsün koyamamış bizimkiler. Aso derler bana arkadaşlar. Haa, tamam. Şimdi işimi kolaylaştırdın. Aso maso değil. Önce Asım ismini gururla taşıyacaksın. Kim olduğunu biliyor musun? Yoo, kimmiş dahi? Asım, İstiklal Marşımızın şahidi, büyük üstad Mehmet Akif'in Türk gençliğini örnek olarak belirttiği sembol bir şahsiyettir. Ben bir şey anlamadım ya. Mehmet Akif'i biliyorsun değil mi? Hani İstiklal Marşımızın şairi olan, okula gittiğinizde okuyorsunuz ya. Gidebildiğim zamanlar okuyoruz be dede. Ha, işte onu yazan Mehmet Akif'in Sabah Tatlı kitabında bahseder aslında. Ona göre Asım ve onu sembolize ettiği Türk gençliğinin dilini, dinini, örfünü, adetini iyi bilen, vatani değerlerine, milletine sahip çıkan nesiller olarak ülkemize hizmet edecektir. Büyüklerin senin ismini onlara Asım koymuşlardır. Kıyafete gelince, ben her milli bayram ve 12 Mart'ta bu kıyafetleri giyer, gururla çıkarım dışarı. Allah Allah. Bu madalyalar dikkatinizi çekmişti demin. İstiklal Savaşı gazilik madalyası. Kolay kazanılmadı. Ne cepheler gördü bu gözler, bu beden. 10 binleri, 100 binleri şehit verdik bu uğurda. Çanakkale Savaşı'nda akranlarınız, hatta küçükleriniz okulu bıraktılar, koştular cepheye. Çoğu da geri dönemedi. Bugün böyle rahat ve serbest bir şekilde gezebiliyorsanız onlar ve tabi büyük kumandan Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Merhum Akif de bu büyük mücadelede verdiği vaazlar ve yazdığı o muhteşem İstiklal Marşı ile sağlamıştır. Bu büyük mücadele ancak böyle büyük bir üstad tarafından anlatılabilirdi. İşte İstiklal Marşımız böyle doğdu. Sözün kısası torunlar, ben her milli bayram ve 12 Mart yani İstiklal Marşımızın kabulü yıl dönümünde bu kıyafetleri giyer, gururla çıkarım dışarı. Şimdi anladınız mı beni torunlar, anladınız mı? Anlaşıldı, anlaşıldı sayın dedem. Biz biraz gırgır geçip eğlenelim dedik ama sen dağıttın bizi. Hiç unutamayacağımız bir laf verdin, hakkını helal et. Helal olsun. Hadi Asu gidelim. Asu mu? Asu masa yok artık dostum. Asım'ım ben, Asım. İsmiyle, önesli olmakla bundan böyle gurur duyacak olan Asım. Baksana. Kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatındır senin ey Müslüman. Kurtar artık o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın. Çekmediğin çile kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa. Sen yine bir kere kımıldanmadın. Nini değil. Dinlediğin velvele. Kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sen ki zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun sene.
Karşı durulmaz cereyan sine çak. Varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anmadan seyrini. Göz göre bir zaba nedir inhimak? Dehşeti maziyi getir yadına. Kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine. Merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları. Hakkı übüvvet de bu caniliğe. Ümit midir? Gün batıyor. Sen arıyorsun taba. Gözleri maziye bakan milletin ömrü temadisi olur nakbetin. Karşına müstakbeli dikmiş idan. Görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark! Ey ebedi meskenet! Sen de kımıldanmaya bir niyet et! Korkuyorum. Garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden kan dökerek almalısın mergi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir. Hakkımı vermem diyen. Ziyade İstiklal Marşı'dır. Siz her okuduğunuzda milletinizin ateşle sınandığını unutmayın. Ümitsizliğe kapıldığınızda yokluktan var olmanın gücünü gösterip karanlık bulutlarınızı dağıtın diye yazdığım Milli Marş. Güneşin doğuşunu gördüğünüz her sabah çalışmanın var olmanın şartı olduğunu bilin diye cehaletle, yılgınlıkla, yoklukla savaşmanın bir görev olduğunu bilin diye yazdığım, tarihin kapılarını açtığım, içinize mısra mısra sindirdiğim, bir milletin gücünü hissettirdiğim Milli Marş. Bu duyguyla İstiklal Marşımız semalarda sonsuza dek özgürlüğümüzün sesi olarak kalacaktır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İçimizde çarpan şehitlerimize bu duyguyu Milli Marş yapıp bize emanetim, emanetinizdir diyen Mehmet Akif Ersoy'a borçluyuz. Bu güçle her sabah çalışma azmiyle uyanacağız. Bizler, Ulu Önder, Mustafa Kemal ve bu uğurda canlarını feda edenlerin sevdalı oldukları vatanımıza sahip çıkacağız. Kör olmasın Ömer, koşa bakma.
üzere sahneye davet ediyoruz. Nerede okuyorsun? İkinci sınıfta. İkinci sınıfta. Evet. Sıkanlar şimdi okur musun bizim için? Evet. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen ağ sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sonacak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Evet. Ben Mimar Sinan ÇFL Okulu'nda okuyorum. Bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bence bu Türk vatanı için yaptıklarımız az bile. Bu yaptıklarımız. Yani çok hani çalıştık buna. Diyeceğini biliyordum. Beğenmenize sevindim yani beğendiyseniz. İstiklal Marşı'nın önemi ne diyor Türk milleti için sence? Önemi yani. Çok önemli bence yani. Bu kadar. Adım Harun, soyadım Kaya. Mimar Sinan Çok Programlı Lisesi'nde okuyorum. Bugün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladık. Bize bu imkanı veren öğretmenlerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Hangi savaşlara katıldınız? Üzerinizde madalyalar var. İstiklal Savaşı gazilik madalyası onlar. Evet. İstiklal Savaşı'nda katıldım. Güzeldi o yıllar, evet. Evet, güzeldi. Peki, şu anki gençlerin size karşı tutumları şeyleri nasıl? Tutumları güzel ama gençlerin biraz bilgiye ihtiyacı var. Yani geçmişleriyle ilgili biraz bilgi edinmeleri lazım. Çünkü geçmişini bilemeyen geleceğe gidemez yani. Nini değil, dinlediğin velvele, kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun sele. Tanıyabilir miyiz? İsmim Aslı Yıldız. Mimar Sinan Çok Program Lisesi'nde okuyorum. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir program düzenledik. Güzel geçtiğini umuyoruz. Umarım bütün misafirler de memnun kalmıştır.